yazar, çizer, eski bir gazeteci. 20 sene gazetecilik yaptım. Şimdi yazarlık yapıyorum, öyle diyelim. Gaziantep'liyim, Gaziantep İslahiyeli'yim. Depremden ben de nasibimi aldım. Kendi canlarımdan 22'sini kaybettim. Yani ama burada çok üzüldüm çünkü şehrin merkezi gitmiş. Yani bir şehri ayakta tutan esnafıdır. Esnaf çok ciddi darbe almış. O açıdan çok ciddi üzüldüm. İnşallah bir an önce şehrin merkezindeki esnafın işte göreceği bir alanlar hayata geçirilir. Ümit ediyorum. Malatya çok kıymetli bir yerdir. Malatya, Kayseri, Diyarbakır bunlar yatsınacak şehirler değildir. Ve bunlar imal edildiği zaman Anadolu bile elden çıkar. O açıdan acilen şeyin de Malatya'nın ayağa kaldırılması gerekiyor inşallah. Fakat görüyorum yani şehir yöneticileri gayret ediyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar falan ama şehir çok ciddi darbe almış. Çok ciddi üzüldüm yani inşallah ayağa kaldırılır. İnşallah hocam. Peki deprem sonrasında gecikmeli de olsa organize ettiğimiz kitap fuarını nasıl değerlendirirsiniz? Yani Allah razı olsun. Aslında kitaptan vazgeçmemek lazımdı. Gayret odur. Çünkü bu medeniyet ikra medeniyetidir, oku medeniyetidir. Biz pek kıymetini bilmedik ama yani insanın temel vazgeçmesi okumaktır. Bu kainatın Cenab-ı Hak diyor Rahman suresinde ben kainatı okunabilir bir kitap halinde yarattım. Bu okunabilir kitabı okumak ve beyan etmek işini de insana verdi. Biz maalesef okuma işini 1200'lerden 1300'lerden itibaren terk ettik. İbadeti din için yeterli saydık. Halbuki asıl dinin asıl temeli bilmektir. Çünkü Allah insanı bilinmek istediği için yarattı. Kuntu kenzen mahfiyen fe uhtib anaru an urife. Ben bilinmek istediğim için insanı yarattım. Bilinmek işi, Allah'a bilmek işi öde kolay bir şey değildir. Bütün latifelerin inkişaf edecek, bilinmezi bilecek kabiliyete gelmek kolay değildir. O da kainat kitabındaki esrarı okumakla olur. Onun yolu da Kur'an'dır. Kur'an'ı anlamak için de kitap okumak lazım. Kainatı anlamak için de kitap okumak lazım. Yani Allah'ın hallerini, şuunat-ı ilahiye dediğimiz Allah'ın hallerini bilmek için de kitap okumak gerekiyor. O yüzden bundan vazgeçmemeleri muhteşemdir. Yani önce çarşıyı ayağa kaldırmak ve kitap okumak, kitap varlığını düzenlemek akıllı bir iştir. Yani evini başını sokacağın bir yer yapmak güzeldir. Ama bu tek tek bir dokunuştur. Ama çarşıyı, pazarı, Hazreti Peygamber Medine'ye gelir gelmez pazar kurdu. Hemen bir Müslümanların alışveriş yapacakları bir yer kurdu. Dolayısıyla pazarı, fırını ve kitabı öncelemek son derece isabetli olmuş. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Siz de sağ olun. Malatya insanına ve Malatya insanı şahsından tüm Türkiye'ye. Neden beri Malatya beni sever, ben de onları cidden severim. Malatya çok kişilikli bir şehir, enteresan bir şehir. Yani özgün tiplerin çıktığı bir yerdir, mümbit bir arazidir. Gerçi şimdi bir sıkıntımız var. Kayısınızda çinko kalmadı artık. Kayısının yetiştiği araziler içindeki malzemeyi bitirdiler. Yani biraz tarımda ona yönelmek lazım. Yani kayısı yapan şeyin ne olduğunu tespit edip onun içindeki etkin maddenin toprağı etkin maddeyle buluşturmak gerekiyor. Yani şu anda evet kayısı ekiliyor şey zoruyla, yani suni gübre zoruyla topraktan onu alıyorsun ama kayısı eski kayısı değil. Ona mutlaka bir çare bulması lazım. Domates çıkmadan önce yeryüzünün en güzel domatesi sizler. Yani çünkü kayısıyla ve erikle yemeklere tat tuz verilirdi. Selçuklu yemeklerin hiçbirisinde salça yoktur. Dolayısıyla Kayseri çok yönlü ve bize çok muhtaç olduğumuz bir şehirdir. İnsanıyla, özgün tipleriyle, farklı düşünen insanlarıyla Malatya lazımdır ve ayağa kaldırmak gerekir şimdi.